Merhaba arkadaşlar, ben Selimcan TV'sin Karagüzel. Bugün sizlere Sony Vegas Pro'nun genel özellikleriyle ilgili bir eğitim videosu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Hepiniz ilk eğitim videosuma hoş geldiniz. Videonun başlangıç kısmında da dediğim gibi bu videoda Sony Vegas Pro'nun genel özellikleri hakkında bir eğitim videosu olacak yani bu video. İlk olarak nasıl başlayalım? İlk olarak genelde indirme sıkıntısı çekiyorlar. Yani indirecek yer bulamıyorlar ya da bulmak istemiyorlar. Arkadaşlar üşeniyorlar. Üşengeç olanlar var ya da arayıp bulanlar da var. İlk olarak Sony Vegas Pro'yu indirmeye karar verdiğinizde Google'a Sony Vegas Pro indireceğiniz sürümü yanına yazabilirsiniz. Sony Vegas Pro 9, 10, 11, 12, 13 sürümleri. Şu an 13. sürüme kadar var. Şöyle bir sıkıntı demeyeyim. Şöyle bir şey var. Sürümler arasında çok ufak farklılıklar var. Bu yüzden hani 100 sürümünüzü 100 sürümü yüklemenize gerek yok. Yani atıyorum 13 var, 13'ü indireyim diye bir düşünce oluşmasın aklınızda. Çünkü sürümler arasında çok ufak farklılıklar var. Tabi arayüz olarak farklılıklar biraz fazla da eski sürümlere göre yeni sürümler. Ama dediğim gibi mantık ve şey olarak kullanış olarak hep aynı, benzer, çok benzer. Hatta ayırt edemeyecek kadar ufak noktalar var. Onun dışında dediğim gibi böyle düşük sürümleri indirebilirsiniz. Hatta düşük sürümleri indirmenizi tavsiye ederim. Özellikle 9 sürümünü veya 10 sürümünü. Çünkü Sony Vegas Pro'nuz daha hızlı olur. Daha akıcı bir şekilde edit yapabilirsiniz. Video hazırlayabilirsiniz. Onun için atıyorum en son sürümü indirmek istiyorsunuz. Şunu da hatırlatayım. 12 ve 13 sürümlerinin 64 bit seçeneği vardır. Fakat 32 bit seçeneği yoktur. O yüzden indirmeden önce buna dikkat edin. Buna bir bakın. Çünkü hata alanlar var indirirken. Sony Vegas Pro 13 yazdık. Enter'ladık. Ve ilk çıkan site Sony Vegas Creative Software. Bu kendi sitesidir. Sony Vegas'ın. Sony'nin daha doğrusu. Bu siteden demo sürümünü, yani deneme sürümünü indirebilirsiniz. Ama bu deneme sürümü şöyle oluyor. Yani deneme sürümü diye eksik bir şey yok. Sadece 30 gün bir süre vermişler. Her şeyini kullanabiliyorsunuz programın. O yüzden ilk tavsiyem size deneme sürümlerini kullanın programların. Vegas Pro'nun da mesela 13 kuracaksınız ile buradan Dolland Trial diyerek Dolland yani indirebilirsiniz. Ama indirmeden önce size bir kayıt olmanız gerekiyor. Çok basit bir kayıt işlemi var. O bazı yerleri adınız ve e-postanız dışındaki yerleri sallayabilirsiniz kafanızdan, hani kolay kayıt olmak için. Buradan direkt Dolland deyip indirebilirsiniz. Ama dediğim gibi düşük sürümlerinizi indirmenizi tavsiye ederim. Mesela buraya 11 Sony Vegas Pro 11 yazarsanız full sürümüyle birlikte de çıkabilir. Ama dediğim gibi ilk önce siz deneme sürümü indirin. Zaten full sürüm yapmak için de ilk önce deneme sürümünü kullanmanız lazım. Yani aktif etmeniz lazım. O yüzden mesela onun deneme sürümü veya gerçi full sürümleri çıkar. Bunlar eski sürümler olduğu için. Deneme sürümünü kurun. Özellikle yeni sürümlerin deneme sürümlerini kurun. 13'ün, 12'nin. Eğer 30 gün içinde yani 20 gün içinde programı kullanabileceksiniz. Yani buna alışabildiyseniz, kullanabilecek durumdaysanız full yapabilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Bu da size kalmış bir şey. Mesela 13'ün kullandığınız trial sürümünü, yani deneme sürümünü full indirmek istiyorsunuz. Direkt Sony Vegas Pro 13 full yazıp indirebilirsiniz. 32 biti yok demiştim. X64 olan zaten 64 bittir. X86 32 bit. Onun dışında Sony Vegas Pro 12 full yazabilirsiniz veya Sony Vegas Pro 9 full. 9'u indirmenizi tavsiye ederim şey olarak, kasmaması açısından en azından. Ya da mesela Sony Vegas Pro 12 yazdığınızda burada CNET'in Sony Vegas Pro 64 biti var. Bunu geçen arkadaş tadın indirmiştim. Yüklenirken hata vermişti. Yüklenirken hata verdiyse başka bir yerden indirin. Çünkü ama bu hata şeyle mi ilgili, bilgisayarıyla mı ilgili, yoksa
Buradaki sürümde mi bir yanlışlık var, bir hata var onu bilmiyorum. Ama onun dışında başka yerlerden indirebilirsiniz. Ben başka yerden indirmiştim. İndirdim yani. CNET'ten indirdikten sonra olmayınca başka bir yerden indirdim. Kurdum sonra çalıştı. Onun dışında indirebileceğiniz yerler YouTube. Ve YouTube'u Sony Vegas Pro'da çok en çok kullanacağınız şey YouTube'dur. Sony Vegas Pro 12 yazalım mesela. 12 full yazarsınız. Burada Türkçe anlatımıyla birlikte çıkar zaten. Veya 11 full, 10 full ya da İngilizce de çıkar. Değişik diller, yabancı diller de çıkar. Veya 12 portable yazabilirsiniz. Sonra 10 portable. Buradan video altlarındaki açıklama linkinden indirebilirsiniz. Her yerden indirmeyin. Bazı crackler, ne bileyim, keylogger falan olabilir. Ama şu ilk sıralarda gelenlerden indirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Zaten crackler sınırlı. Yani şeyler, keygen değil de dediğim gibi patchler, crackler sınırlı. Sony Vegas Pro'nun bilindik patchleri var. Onun dışında oralardan indirebilirsiniz. Bir de Sony Vegas Pro'ya ben başlamadan önce mesela programı açtınız. Ondan sonra şey indirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sıkıntı yaşayanlar var. Sony Vegas Pro AVI kodek. AVI dosyalarını açması için bu. Direkt buraya attığınızda herhangi bir kodek hatası vermemesi için. Şuradan linki var, direkt ilk videoya tıklıyorsunuz. Kalite kodek pack diye. İsterseniz video altında, hatta büyük ihtimal paylaşırım. Rahat ulaşılsın diye, yani açıklama kısmında, aynı bu kısımda. Gerçekten çok işe yarar bir pack. Zaten Keylight kodek pack kullanmalısınız Sony Vegas için. Bir de bunun daha ileri sürümleri var. Onlarda bende biraz sıkıntı çıkıyor, o yüzden hep buradan indiriyorum. Bu sürümünü kullanıyorum, Kalit Kodek Pekin. Siz de buradan indirebilirsiniz. Ben bu linki paylaşacağım. 23 MB bir şey zaten. Kurulumunda ben isterseniz ek olarak anlatabilirim. Yani şey olarak ben anlamadım, kurulumun video çeker misiniz diye söylerseniz videoda çekebilirim. Veya bana mesaj atarsanız mesajda da yardımcı olabilirim. Onun dışında bunu da indirip kurduktan sonra eksi halinde zaten. Bunu da indirip kurduktan sonra yavaş yavaş Sony Vegas'a geçebiliriz. Ama ben Sony Vegas'a geçmeden önce en önemli konulardan biri olan FPS kavramına değinmek istiyorum. FPS kavramı nedir? FPS hayatımıza karşımıza çıkan iki FPS türü var. Bir FPS, yani First Person Shooter, bizimle ilgili olmayan tarafı, yani birinci bakış açısı oluyor. O oyunlardan bilirsiniz. Bir de frames per second olan FPS var. Bizimle ilgili olan tarafı bu. Bu FPS yani. Frames per second ne demek? Frames per second saniye başına düşen frame sayısı demek. Saniye başına düşen frame sayısı da saniye başına düşen kare sayısı demek. Yani bir saniye içinde biliyorsunuz fotoğrafların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bir saniye içinde kaç tane ekrana bir fotoğraf diyeyim, yani daha iyi anlaşılsın, bir fotoğraf geldiğini anlatıyor. O yüzden mümkün elinizden geldiğince, bilgisayarınız değilse, yüksek FPS'li videolar çekmeye dikkat edin. Minimum videonuz 30 FPS olsun. Bir de şöyle bir şey hatırlatayım. Point Blank oynadığım için ben aynı zamanda Point Blank'in recorder'ı var, yani kaydıcısı var. Screw lock'la kaydediyor. Onu değiştirebiliyorsunuz tabii de. Onunla genellikle video alanlar var. O video, yani bilgisayarınız iyiyse onunla fraklerinizi almayın. Özellikle edit onunla yapılmaz. Yani çünkü o recorder hem tam HD değil, 720 piksel değil, hem de 24 FPS'te kaydediyor. 25 galiba, yanılmıyorsam. Çok düşük bir değer. Özellikle slow motion aldığınızda çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Çok büyük derken video donuyormuş gibi oluyor. Birazdan fotoğrafta göstereceğim. İnternetten buldum. Araştırıp siz de FPS kavramını daha iyi kavrayabilirsiniz.
Çünkü çok önemli bir şey. FPS kavramını anlamadan Sony Vegas'a girerseniz içinden çıkamazsınız. Ya da çıkarsınız da çok kötü yorumlar alırsınız. Çünkü videonuz çok kötü olur. Videoda en önemli şey edit yapmasanız bile kalite ve FPS değeridir. O yüzden çekebildiğiniz kadar yüksek bir FPS değerinde ve kalitesinde çekin ki insanların gözüne güzel gözüksün. Bir de zaten bu şeylere Facebook'a ya da YouTube'a upload ettiğiniz zaman o da YouTube'un otomatik render, bir render yaptığı için YouTube, yani şey için, web'e yüklemek için onda da kalite düşeceği için elinizden geldiği kadar yüksek tutmak önemli kaliteyi. Dediğim gibi o bilgisayarınız ise Bandicam, Fraps tarzı programlar kullanabilirsiniz. Tabi bu şey için, Point Blank Wolf Team gibi oyunlar için hatta kullanın, ısrarla söylüyorum. En az 30 FPS çekin. Bilgisayarınızı deneyin. Mesela oyun içindeyken, grafikler ortadayken falan siz ayarlayın kendi bilgisayarınızın özelliklerine göre. 60 FPS maksimum demeyeyim, minimum. Yani minimum 30 FPS, maksimum da istediğiniz FPS çekebilirsiniz. Ne kadar yükseltirseniz o kadar fayda var. Özellikle Twixer eklerseniz yani videonuza 60 FPS'de hafif fazla slow yaparsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz ama 80 FPS falan 90 FPS denedim ben. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi minimum 30 FPS çekebilirsiniz. FPS ayarında şeyden yapabilirsiniz. Mesela şu an kaydediyorum Bandicam'dan. Nerede? Video. Burada video ayarları var. Mesela burada hazır video ayarları var, hazır ayarlar diye. Buradan direkt 60 FPS için ultra hızlı ayarları seçip şurada ultra hızlı ayarları seçtikten sonra quality 100 oluyor. Bunu buradan 80 oluyor. Bunu 100 yapabilirsiniz. Buradan FPS'lerinizi ek olarak ayarlayabilirsiniz. 120'ye kadar var. Artırabilir galiba bu. Bilmiyorum. Şu 30 FPS, 50 FPS, 59, 60. Bunu 40 falan da yapabilirsiniz. Kendiniz değer verebilirsiniz. Ya da buradan düzenlemek için Premiere ve Sony Vegas seçtiğinizde 30 FPS olur. Yani FPS düşer. Buna dikkat edin. FPS değeri şurada zaten gözüküyor. Full size, tam boyut çekin. Zaten ben şu an 1080 piksel çekemem. Bilgisayarımın çözünürlüğü 1366x768 olduğu için. Onun dışında mesela Bandicam'da bu tarz ayarlanıyor. Fraps'ta falan da mantık olarak aynı. FPS yazan yere 60 yazarsanız, full size alırsanız aynı şekilde kaydeder. Dediğim gibi oyunun grafiklerine göre, kendi bilgisayarınıza göre oyunun grafiklerini ayarlayın. Çekebildiğiniz kadar yüksek kalitede ve FPS'de videolar çekin. Çünkü çok önemli bir şey bu. Ama diyorsanız benim bilgisayarım kötü, ben sadece fraklerimi göstermek istiyorum. Tamam, eyvallah. Çekebilirsiniz. Size kalmış bu inisiyatif. Dediğim gibi ama bilgisayarınız iyiyse, yani ya da edit yapacaksınız, daha doğrusu edit yapmasanız bile, ben bile edit yapmasam bile üzerinde yüksek kalitede ve yüksek FPS'de çektiğim zaman çok iyi görünüyor frekler. Aynı zamanda çok kaliteli oluyor. Biraz şimdi göstereceğim FPS'in anlamını. Hatta şuradan ilk önce şu resimden göstereyim. Bakın saniyede mesela örnek olarak verilmiş bu FPS değerleri. Ama bunlar tabi 30 FPS, 10 FPS, 1 FPS, bunlar çok düşük FPS değerleri. 25'e kadar çok düşüktür. 25'ten sonra biraz daha iyileşir videonuz. 30 FPS'te mesela 1 saniyede 5 tane araba resmi var. 10 FPS'te 3 tane, 1 FPS'te 1 tane bile değil. O yüzden mesela şuradan daha iyi anlaşılır. Gördüğünüz gibi burada mesela 30 FPS'i slow'u aldığınız zaman mesela şöyle geleceği için, yavaş yavaş geleceği için bu boşluklarda sanki hafif bir donuyormuş havası olur videoda. Slow motion aldığınızda, yani yavaşlattığınızda. Ama 60 FPS'te aralıklar çok ufak olduğu için, hatta FPS yükseldikçe aralıklar çok daha daralır. Aralıklar çok ufak olduğu için slow motion aldığınızda herhangi bir sıkıntı olmaz. Daha bir canlı görüntü oluşur. Slow motion almadan da çok rahat, çok güzel bir görüntü alabilirsiniz 60 FPS'e, 50 FPS'le.
Bu FQS kavramını anlamadıysanız hala şeyden internetten araştırın. Gerçekten çok önemli kavram. Bunu anlamadan, bilmeden video işlerine hiç girmeyin. Yani benim tavsiyem budur. Çünkü kötü şeyler çıkaran da var. Böyle hiç FPS'in ne anlama geldiğini bilmeden. İyi şeyler yani araştırıp araştırıp yapanı da görüyoruz zaten. Gözüküyor. Hani ben de şu an ne kadar mesela Sony Vegas'ın yarısından çoğunu bilsem de hala unuttuğum şeyler oluyor veya bilmediğim Sony Vegas'ta çok şeyler oluyor. Mesela After Effects'e yakında yani birkaç aya geçmeyi düşünüyorum. Daha After Effects'in çok ufak şeylerini biliyorum. Photoshop kullanmıyorum ve bir de şunu hatırlatayım Photoshop demişken. Programları Türkçe kullanmayın. Benim tavsiyem bu çünkü sizin yararınıza. İngilizce kullanmak her zaman daha iyidir. Hem kendinizi geliştirmek açısından hem de programların çoğu yeni sürümlerinde veya şeylerde Türkçe desteği bulunmamasının özellikle ileride böyle bir meslek düşünüyorsanız full İngilizce üzerine olacağı için o yüzden İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle söyleyeyim mesela ben Türkçe kullanacağım hafif bir video işlerine girişeceğim yani sadece freklerimi göstermek için video yapıyorum diyorsanız Türkçe istiyorum diyorsanız Sony Vegas Pro 11'in Türkçe sürümü büyük ihtimal var diye hatırlıyorum. Emin değilim. Hiç kullanmadığım için bilmiyorum. Araştırabilirsiniz internetten, Google'dan, YouTube'dan araştırın. Araştırmadıkça üşengeçlik de olmuyor. Gerçekten üşenenler var bazı şeylere. Üşenmeden yapın. Onun dışında işte dediğim gibi 11'in Türkçe sürümü yaması diyeyim daha doğrusu var gibime geliyor. Bir yerde görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. Sony Vegas Pro 10'un büyük ihtimal vardır. 11'in varsa eğer. Türkçe sürümlerini işte kullanabilirsiniz. Onun dışında ben niye Sony Vegas'ı kapattım? Allah Allah. Evet, açalım Sony Vegas'ımızı. Sony Vegas Pro'yu ilk açtığınızda Sony Vegas Pro 12 de olsa bu 13 olsa da şöyle bir hata gelmez size. İlk açtığınızda bu ekran gelir. Böyle bir ekran gelir. Tabii Sony Vegas Pro 12'de işte bu kare şeklinde değil biraz hafif oval şeyler ekranlar falan ama genel olarak arayüz bu Sony Vegas'ın şöyle başlayayım ben daha çok bu video hani ilk başlayanlar değil de hani biraz daha Sony Vegas'a aşina olanlar eğitim videoları izlemiş olanlar için daha iyi bir video olacak daha doğrusu işte mesela hafif kolay yoldan yani basit yoldan videoyla şarkı uyumunu falan göstereceğim yani Synth mi deniyordu ona ya? Synth mi? Neyse ben Synth diyeyim. Siz Synth de olabilir. Emin değilim ama büyük ihtimal Synth'tir. Ben Synth diyeyim. İşte Synth'i göstereceğim. Onun dışında dediğim gibi arayüzü genel olarak tanıtacağım buraları falan trackleri. Hafif olarak anlatacağım. Onun dışında proje ayarlarını göstereceğim. Render ayarlarını göstereceğim. Bu kadar. Ondan sonra da işte hafif bir basit bir video yapacağız. Renderlayacağız. Sonra videomuzu bitireceğiz. Yani eğitim videomuzu. Hemen başlayalım. Project Media sekmesi. Mesela buraya birkaç tane video, müzik falan ekleriz. Veya bu projenizde çalışıyorsunuz üzerinde. Bu resmi mesela şuraya bir resim eklediniz altta video var üstüne eklediniz şurada da kullanmak istiyorsunuz buradan kopyalayıp buraya da alabilirsiniz veya şuradan Project Media sekmesinde şuraya geliyor şu tek tek buraya geliyor buradan seçip buraya da atabilirsiniz direkt Project Media sekmesini pek kullanmıyorum ama kullandığım zamanlarda oluyor genellikle buradan üstten şuradan kopyalıyorum tracklerden Explorer sekmesinde şöyle kapatayım şunları master üstüne geleyim Explorer sekmesi videonuzu mesela fotoğraf, video, müzik neyle çalışacaksınız direkt buradan alıp kullanabilirsiniz. Yani buradan import mu deniyordu ona? Import deniyordu galiba. Export mu? Import olması lazım. Import edebilirsiniz yani içe aktarabilirsiniz buraya. Sony Vegas'ı alabilirsiniz. Ya da buradan direkt seçip alabilirsiniz ama bende şu an çalışmıyor. Neden bilmiyorum bir ara bir kodekten falan atmıştım ondan sonra bir daha çalışmamaya başladı ben o yüzden hep Explorer'dan alıyorum ek olarak mesela dediğim gibi şu başta videonun başında Avi kodek vermiştim Avi kodek atmazsanız aynı bu videoyu aldığınızda bu tarz şey çıkabilir yani bu engel işareti
O Avi kodek yüzündendir. Yani kodek yüzündendir. Veya attığınızda bir hata gelebilir, kodek hatası. Ama onu indirirseniz ilk programa başlamada herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız kodeki. Ben şöyle başlayayım. İlk önce şuraları tanıtayım, sonra dediğim gibi geçelim videoya. Şimdi track'i de buradan silebilirsiniz. Bunları biliyorsunuz büyük ihtimal. O yüzden track oluşturmaya işte buradan Dodge, Hardlight, Overlay, yani bunu türünü belirlemeyi, mask veya buradan sesi kısıp veya buradan sese şey eklemeyi, muffled falan eklemeyi. Bunlar eğitim videolarının linkini ben size atarım. İnternetten Sony Vegas Pro Tutorial veya Sony Vegas Pro eğitim videoları diye yazabilirsiniz, çıkar. Onun dışında birkaç Facebook ve YouTube kanalı verebilirim size. Vereceğim YouTube şeyin altında, videonun altında. Videonun sonunda da bunlardan bahsedeceğim zaten. Şöyle dediğim gibi Explore sekmesinde istediğiniz şeyi buradan direkt alıp atabilirsiniz. Mesela D'deydi bir dosyanız ama masa üstüne attınız, masa üstünden kullanacaksınız. Ama burada gözükmüyor. Gözükmüyorsa şuradan yenileyebilirsiniz bu Explore sekmesine. Buraya gelir direkt hangi dosyası ismiyle birlikte. Translations sekmesi geçiş efektleri, videolar arası geçiş yapmanızı sağlar. Bunu tabi şey yazılarda da kullanabilirsiniz. Mesela yazıların nerede o? Şu şekil gelmesini ya da şöyle gelmesi şeklinde kullanabilirsiniz. Bunlar hayal gücünüze kalmış. Sony Vegas sizin hayal gücünüze kalmış. Yapabilecekleriniz şey tek bu şeylerle kısıtlı değil. Bunlardan çok şey yapabilirsiniz bu efektlerden. Ayrıca mesela burada bu kadar sizde video şey translation ve video effects olmayacak. Burada video effects sekmesinde de göstereceğim. Bunlar ek olarak VCC ve New Blue effects'ler internetten indiriyorsunuz. Gerek var mı? Translation sekmesinde 5 tanesini falan New Blue'nun kullanabiliyorum. VCC kullanmıyorum. Normal video effects sekmesinde de iş şey bana pek yaramıyor daha doğrusu. İnternetten bunları indirebilirsiniz. Sony Vegas Pro, New Blue FX diye internete yazarsanız tabi bunlar paralı. Satın alabilirsiniz veya internetten full sürümlerini indirebilirsiniz. Deneme sürümünü indirdiğinizde videonuzun ekranınızda arka plana bir New Blue FX simgesi eklenir. Bu da hoş bir şey değil. Ya full sürüm yapın veya satın alın. Size kalmış bir şey. Onun dışında dediğim gibi burası video FX, yani pardon, translation video arası geçişleri sağlayan kısım. Onun kullanımını gösteririm video eklediğimizde. Bunu geçelim şimdi video effects sekmesine. Bu video effects sekmesini yani Sony Vegas Pro'ya ilk başladığınızda veya bir süredir kullanıyorsanız size ilk başladığınızda şey tavsiye ederim. Bu bir videoyu atıp onun üzerine tek tek bu effects yani effects'leri denemeyi. Mesela buradan bunlar tabi sizde olmayacak da add noise'i falan kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında burada dediğim gibi tek tek kullan, bakın ne işe yarıyor. Gerçekten çok işinize yarar yani böyle yapmak. Çünkü tek tek ne olduğunu ezberlersiniz sizi. Hatta burada atıyorum 50 tane varsa mesela video effects, onların içlerinden size yarayabilecekleri bir kağıda yazabilirsiniz veya bir metin belgesi oluşturup ona yazabilirsiniz. En azından unutmamızı sağlar ilk de. İsim olarak ezberleyemeyeceğiniz için veya ezberleyebilemezsiniz belki. Bilmiyorum. Video effects sekmesi böyle. Dediğim gibi birazdan videoyu atacağım. Yani basit bir science göstereceğim. Onu da daha detaylı göreceksiniz zaten. O yüzden geçiyorum. Burayı da MIDI generator sekmesi. MIDI generator sekmesinde bunları ben pek kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmadım. Sony Vegas başladığından beri. Color Gradient kullanıyorum. Güzel şeyler var arada. Mesela şunlar. Şu ellipse değildi. Bunu kullanabiliyorum. Sonra şu Electrical Ring'i Ripple'da kullanıyorduk galiba ya. Ripple efekte. Efekte. Aynen. Sonra buradan mesela yanlarda Vignette mi ne, öyle bir şey deniyordu, şu an
tam hatırlamıyorum da kenarda siyahlık ekleme. Onu da buradan ekleyebilirsiniz. Ek olarak burada VFX'te şey brightness and contrast de vardı. Ama buradan ekleyebilirsiniz çünkü brightness and contrast gibi biraz fazla kaçıyor. Onu da göstereceğim birazdan. Credit Rule'da burada işte görüyorsunuz. Zaten buraya bu Heat Film sizde yoktu. Bu Sony Vegas Pro'ya 13'e Sony Vegas Pro 13'e özgü bir şey. Bu New Blue Titre Pro'da sizde yoktu. Bu da ek olarak New Blue'nun indirebilirsiniz. Bu şu an bastığım anda Sony Vegas Pro'ya hata verip kapatıyor. Onda bir sorun var. İşte buradan tek tek bunlara bakabilirsiniz. Dediğim gibi Solid Color mesela kullanıyorum. Burada yazı tipleri şey daha doğrusu ortalanmış falan. Buradan renk ekleyebilirsiniz. Buradan glitch tarzında bir şey yapabilirsiniz. Yani ekran bozulma tarzında bunları ekleyebilirsiniz. Bunlar fotoğraf halinde. Bunun mesela bunlardan örnek olarak göstereceğim. Video yaratınca birazdan titles and text. Buradan text ekleyebilirsiniz. Ama bunda şey galiba özel textler. Hani buradan şey animasyon falan verebilirsiniz. Yani zıplayarak gelmesi falan. Gerçi buradan da yapabilirsiniz. Direkt default text ekleyerek veya solid background. Burada background text ekleyebilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz. Mesela sample text. Burada placement properties var. Buradan rengini falan değiştirebilirsiniz. Background color'ı değiştirebilirsiniz. Onun dışında bu aralık, bu bunların aralığı, harf aralığı, scale, büyüklük falan böyle. Animate yapıp bunu mesela şey yapabilirsiniz, böyle ekranı yapabilirsiniz veya bunu pen crop'tan da yapabilirsiniz. Şöyle değil de şöyle gelir mesela. Sonra şöyle gelir, pardon, şöyle gelir. Tam bu geldiği anda şöyle yavaş yavaş küçülür, yani harfler yakınlaşır. Sonra iç içe gireceği anda, pardon, iç içe gireceği anda şöyle gider ya da şöyle bir daha geri gider falan. Bu size kalmış bir şey işte. Mesela örnek olarak bir tane gösterdim. Bunları animate falan göstermiyorum, yani şeyi, keyframe olayını bunu internetten, videolardan görün, izleyebilirsiniz, eğitim videolarından. Dediğim gibi genel olarak anlatacağım için biraz da dediğim başlangıçta, yani yeni başlayanlara özgü pek bir şey olmayacak ama mantık olarak göstereceğim video yapmayı, nasıl kolay video yapılır. Mesela burada kullandığımız şeyleri bir daha burada kullanabilirsiniz. Mesela bu projede kullandığımız için direkt buradan tekrar kullanabiliriz. Silmiş olsak bile buraya geliyor. Şimdi buradan şey yapalım, projemizi ayarlayalım. Ya da ayarlamadan önce direkt mesela kapatalım, bu projeyi kaydetmemiştik biz. Mesela kaydetmedik. Buraya tutorial diye bir klasör oluşturdum ben. Bunu D'ye veya C'ye de oluşturabilirsiniz. Videonuz boyutu büyük olabilir, kullanacağınız şeyler olabilir. O yüzden şey yapın, D'ye oluşturmanızda fayda var veya kaybolmama, silinmeme açısından. Video klasörü oluşturdunuz. Şöyle tek tek ayırın. Frags diyeyim, yani fragler. Bunun için atın mesela, burada bir tane frag var, bir tane de şarkı var. Sizin için öyle kolay bir şey olsun diye seçtim bir tane şarkı, yani basit bir şey. Bu da song diyeyim, buraya atayım. Burada ek olarak hemen şuradan de, ben de şuradaydı da, pardon, şuradan, pardon, bak yine dilim sürçtü. CFX point length. Sonra buradan sniper rifles, Leon 1 kullanılıyor çünkü burada. Leon 1'in fire'ını al, başka zoom'u da al, ne olur ne olmaz. Buraya da CFX diye bir klasör oluşturalım. Bunu da içine atalım. Böyle ayırın. Gerçekten çok işinize yarar. Mesela buradan ben arkadaşla dual teach yapacağım galiba. Ne zaman nasip olur bilmiyorum. O yüzden böyle eski okey, CSS okey videom var. Bunu burada kullanmıştım. Mesela burada resimleri falan var. O yüzden bu hepsini bir dosya içine şey atmıştım. Şu an sildim. Burası 100 GB falandı frekler. Smooth'larla beraber. Overlay'ler mesela duruyor. Kullandığım overlay'ler bazıları. Tabi hepsini kullanmıyorum da ben kullanırım diye atmıştım. Burada işte logon var. Şey screen'ler var. Burada kullanabilir screen'ler. Aslında mesela bak bunu da alayım şuraya. Ne olur ne olmaz. Veya şunu. Şu ikisini. Şuraya screen diyeyim.
bunun içine. Atalım sequence'in içine. Onun dışında mesela ben burada overlay oluşturmuşum. Overlay'ler buraya atmışım, dediğim gibi şarkıyı da buraya atmıştım, sildim. Onun dışında burada proje resimlerinizi buraya kaydedebilirsiniz. Projenizi de buraya kaydedin. Şu ben sildiğim, dediğim gibi projenizi buraya kaydedin. Mesela şuradan direkt herhangi bir bunun çözünürlüğünde açsın diye birlikte açıp Vegas Pro'yu seçebilirsiniz. Direkt videonun çözünürlüğünde ve FPS değerinde ayarlar şeyleri, video ayarlarını, pardon, proje ayarlarını. Ama ufak tefek ayarlamamız gereken şeyler var, onları şimdi göstereceğim. Açsın videomuzu. Şimdi proje şuraya basıp, videomuz burada zaten. Şuraya basıp video ayarlarını, proje ayarlarına geçelim. Biz 1280x720 pikselmiş videomuz. Frame rate, yani FPS değeri 59.940'mış. Buradan bu 3D mod, buradan bunu da göstereceğim birazdan. Pixel format, point length için konuşuyorum. 8 bit kullanabilirsiniz point length için. Onun dışında Kaufsi için full range kullanın. Wolf team'i bilmiyorum ama point için konuşuyorum ben. 32 bit bunu yaptığınızda arasında fark var. Şöyle fark var. CC eklediğinizde biraz daha aydınlık oluyor. Şeyler. Bu video daha aydınlık oluyor, biraz fazla kaçıyor gibime mi geliyor? Şu an CC eklemediğimiz için color corrector collection eklemediğimiz için pek bir şey söyleyemeyeceğim ama full range yaptığımızda böyle oluyor. Bu da çok fazla kaçıyor renkler. O yüzden ben full range yapmıyorum. 8 bit yapıyorum veya full range yapıp şuradan RGB'yi kapatıyorum. Şöyle hal alıyor. Burada full resolution rendering quality best yapıyoruz. Bunları elememize gerek yok. Şuraya seçili olsun. Audio kısmından burayı da best yapıyoruz. Bu da mute'inizin kalitesine göre bunu arttırabilirsiniz. Ben 48'inde kullanıyorum, stereo. Onun dışında ayarlayabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Buradan apply deyip okey diyoruz. Hatta bunu istersek ek olarak mesela tutorial diye kaydedelim. Kaydettik. Pardon, tutorial diye bir şey varmış. Tutorial 2 diyelim. Evet dedik. Bakın buraya kaydetti. Bu bir tane daha tutorial diye vardı. Bu farklı bir şey. Şu da tutorial 2 diye kaydetmiş oldu. Onun dışında ilk olarak videomuzu eklediğimizde ayarlamamız gereken sağ tık properties. Buradan disable resample'ı kapatmak. Ve point blank için konuşuyorum yine. Genellikle point blank editleri yaptığım için. Çünkü Wolf Team için konuşsam yalan olur. Çünkü hiç Wolf Team videosu editlemedim. Counter için konuşayım desem, Counter'ı daha yeni başladım. Yani bir iki video yaptım. O yüzden herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Call of Duty için konuşsam onu da aynı şekilde. İki videom var. Call of Duty videosu. Yani edittim. O yüzden kesin bir şey söylemiyorum ama Call of Duty'de de Minty'nin aspect ratio'yu kapatmanızda fayda var. Onun dışında Counter'da ben kapattım. Bir şey oldu mu? Olmadı. Yani bu şey. Mesela videonuzun çözünürlüğü, mesela şu ekranla siyah noktalar kırılıyor ya kenarlarda. Şöyle küçük ekranmış gibi. Onu fixliyor bu. Direkt ekrana yayıyor. Şu an zaten bir sorun olmadığı için bunu kapattım. Disable resample'ı kapattım. Resample ne? Şunu hemen göstereyim. Mesela buradan velocity açtım. Şunu yavaşlattım. Şurada eline silah aldığı yer. Mesela burada belki olur. Büyük ihtimal. Evet. Resample bu. Yani silahın birden fazla görüntüsü çıkıyor yani şuralarda. Hatta biraz daha ilerlettiğimizde bakın. Şöyle bir şey çıkıyor. Böyle. Kötü gözüküyor bu videolarda, kötü gözüküyor. Özellikle hani edit yapmışsınız bunu yapın. Çünkü hızlandırdığınızda, yavaşlattığınızda da bu gelir yani bu. O yüzden resample'ı kapatıyoruz mesela. Göstereyim şuradan deminki yeri. Resample şuydu mesela. Şuradan disable resample yaptığınızda kapatmıyor. Ama bu sadece Sony Vegas özel. Yani Adobe After Effects'te falan böyle resample tarzında bir şey kapatmanıza gerek yok. Kapalı olarak geliyor. Onun dışında şurayı velocity'yi kapatayım. Best full'ü
Full'de kullanmıyorum ben burayı. Burası şu preview, yani ön izleme ekran kalitesi. Good Auto'da kullanabilirsiniz, Good Full'de kullanabilirsiniz. Preview Auto'da kullanıyorum ben genellikle, bir kasma olmasın diye kasmıyor da çok rahat bir şekilde efekt, en zor efektle bile desem en kastıran. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor, çıkarmıyor. Kendi bilgisayarınıza göre bunu ayarlayın. Draft Auto'da kullanacağım zamanlarda oluyor, çok kastı zamanları da oluyor. Best Full Look de mesela şu an Best Full'de izleyebilirim ama bakın hafif bir kasma var. Yani o yüzden Good Auto'da yapabilirim mesela şu an bir sıkıntı yok, hatta biraz daha kasma var. Şu an yok. Onun dışında bir de dediğim gibi efekt, yani video efekti eklediğiniz zaman kasar, daha çok kasar. O yüzden Preview Auto kullanıyorum ben. Tabii bu sadece bu görüntü ön ne diyorum buna? Ön izleme görüntü kalitesi. Yani bu render yaptığınızda böyle gözükmüyor tabii ki. Şurada Translation sekmesinde bir tane örnek göstereyim. Mesela şunu şöyle yaptık. Şuradan şöyle bir geçiş yaptık mesela. Belli olmuyor da şöyle biraz daha. Ha, şurayı mesela şöyle geçebiliriz. Aynı şekilde bunu diğer Translation'da da kullanabilirsiniz. Ha, bu örnek olarak gösterdim. Şuradan mesela normal bir translation ekleyelim. Flash da şunu ekleyeyim. Mesela şöyle bir görüntü oluyor. Bunu mesela şeyde de kullanabilirsiniz. Custom zoom shadow efekti mi ne deniyordu ona. Şunu mesela maskeleyip şu zoom yerine bu efekti ekleyip şöyle doluyormuş gibi sanki zoom şeklinde bir şey yapabilirsiniz. Bunu kapatıyorum. Bu translation sekmesi böyle Nebula efektleri de böyle kullanıyorsunuz. Ya da mesela şöyle yapabilirsiniz. Şunun başına şöyle ekleyebilirsiniz. Pardon, eklenmedi. Böyle. Yani sadece böyle de gelebilir video siyah ekranla. Ama bu Nebula efekte falan çalışmıyor. Yani böyle ekleyemiyorsunuz. Anca böyle birleştireceksiniz. İç içe girecek videolarınız. Öyle yapabiliyorsunuz. Bunu en başa alalım. Pardon. Fazla başa aldık. Bakayım. Heh. Bunu da kapatalım. Onun dışında proje ayarları, ha proje ayarları da gitmiş. Neyse ya. Ayarlayayım 2 dakika. Fazla aldık. Şu 3D'yi de göstereyim. 3D eklediğinizde mesela green, yeşil 3D ekleyeyim. 3D eklediğinizde görüntü solar. O yüzden mesela dediğim gibi biraz karıştırırsanız video efekt sekmesini, burada situation adjust var. Situation adjust var. Buradan bunu ekleyip default ayarına şöyle pardon speed böyle kalsın. Şöyle ayarlayabilirsiniz. Bakın eski haline dönüyor. Yani buradan Saturation Adjust'tan ya da burada benim Twist'in 3D Fixer ayarım var. Bunu da kullanabilirsiniz. Videoyu durdurup kaydedebilirsiniz. Bunu mesela 3D şöyle böyle veriyorsunuz. Bunu ekleyelim. Şuradan Stereoptik 3D Adjust seçiyoruz. Bunu ekliyoruz. Buradan ben otomatik pen crop kullanmıyorum. O yakınlaştırma oluyor. Şöyle mesela 3D verebiliyorsunuz. Tam mesela vuruş yerinde şurada şöyle anime ettiğim mesela örnek olarak gösteriyorum. Şurada da sıfır, buraya buradan buraya da sıfır da şöyle bir görüntü oluşuyor. Buna bir Shift B yapalım. Bu ön render'dır. Yani burada izleyebilmek için kolayca. Yani burada pek belli olmaz da. Tabi sallarsanız falan böyle sarsılma efekti verirseniz. Bunu 3D'yi göstermek için buraya ekledim size. Ben şunu seçemedim. Şimdi 3D'yi kapatayım. Pardon, kapatmadım ya. Çıktım. Veya 3D'yi de şöyle de kullanabilirsiniz. Şuradan checkport yaparak bunu eklediğinizde
Şöyle şekil, bu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela şu şekildeyken şey port değil de neydi o? Bunu tek tek deneyebilirsiniz işte. Ya da böyle ikili. Kapatayım 3D'yi. Alalım böyle. Onun dışında video efekt sekmesinde Twixtor Pro ve Twixtor Pro VCMB ve Magic Bullet Look kullanıyorum. New Blur FX ve BCC FX'in dışında. Bunları internetten dediğim gibi YouTube'a, özellikle YouTube en işe yarayacağınız, sizin işinize yarayacak şey sistem. Bunu YouTube'dan Sony Vegas Pro Twixtor Full veya Sony Vegas Pro Plugins yazarsanız, yani şu şekilde internetten çok rahat bulabilirsiniz YouTube'dan. Tabi açılırsa. Sağ olsun TTNet. TTNet. Pardon. Oha internet mi gitmiş? Neyse. Yani dediğim gibi YouTube'a yazabilirsiniz. Sony Vegas Pro Tutorial. Ay pardon, Tutorial nereden çıktı ya? Sony Vegas Pro Plugins diye bulabilirsiniz çok rahat. Şu an internet bitmiş benim. Onu da ek olarak size isterseniz, yani altta yazarım kelimeleri, anahtar kelimeleri. Oradan bulabilirsiniz. Ya da Sony Vegas Pro Magic Bullet Look, Sony Vegas Pro RCMB. Mesela RCMB'den de bahsedeyim. Özel efektlerden görmüş olursunuz. İndirmek istiyorsanız indirirsiniz. RCMB nerede? RCMB burada. Mesela RCMB şöyle hızlı bir dönüş anı. Best full yapalım bunu. RCMB'ye ekleyelim. Default eklesek olur. RCMB şu. Mesela gözünüz kafanızı seri bir şekilde sağa çevirdiğinizde veya sola çevirdiğinizde eşyalar kayıyor ya. RCMB'de o. Hareketli olan neyse ona blur ekliyor ve sanki gerçekten gerçek bir videoymuş gibi havası katıyor daha çok. Bunu videonuzu yaptıktan sonra RCMB eklemenizi tavsiye ederim. Yani profesyonel ya da amatör tarzda edit yapıyorsanız, yani ilk de gerek yok pek böyle şeyler, ilk kısımda, ilk yeni başladıysanız, ama ileride gerçekten RCMB kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında Twixtor var dediğim gibi. Twixtor'dan da bahsedeyim hemen. Twixtor super slow motion'da olduğundan fazla, yani böyle stille yapamadığınız slow'u yapıyorsunuz. Mesela burada tam vuruş yerinde. Şöyle. Pardon. Bir geri gelecektim. Bir frame. Şuradan frame oynatabilirsiniz. Buradan bir kez tam vuruş Twixtor ekleyeceğimiz yeri kestikten sonra 3 frame ileri gidiyoruz. Ve bir daha kesiyoruz. S ile. Yani bunları anlatmıyorum o yüzden. Buradan benim ayarım var. Twixtor Best 2 diye. Buradan default diye ekleyebilirsiniz. Direkt. Buradan speed'i ayarlayabilirsiniz. Mesela speed 1. Böyle kullanabilirsiniz. Ama tabii böyle izlemeye kalktığınızda video donar. O yüzden hatta best full demiş, fena dondu. Preview Auto'yu alın. Hatta şu an şeyler eklediğimiz için, video efektleri eklediğimiz için bunu bir kaydedelim biz tutorial diye. Kaydettik. Bir daha save dedik şuradan. Ya da Ctrl+S yapabilirsiniz direkt kısa yolu. Şuradan bu kısmı seçip Shift ve B'ye bastığımızda ön render alıyor, preview render. Yani bu super slow motion'ı bu şekilde kullanılıyor. Özellikle mesela şu şeyde slow motion'da, pardon, bir durduramadım. Böyle bazen şey oluyor. Mesela şunlar oluyor. Bunlar olmaması için FPS'lerinizi yüksek tutmanız lazım. Bunlar FPS'in düşük olduğu için, mesela 60 FPS dediğim gibi yetmiyor aralarda. O yüzden tutabildiğiniz kadar yüksek FPS tutun. Özellikle Twixtor kullanacaksanız. Şöyle direkt sileyim, şöyle çekeyim ya. Onun dışında dediğim gibi tek tek bunları deneyin. Bu efektleri. Bakayım buradan başka bir şey gösterecek miyim, yoksa direkt basit
montaja mı geçeyim yani? Science'a mı geçeyim? Bakıyorum. Buradan bir şey... Ha, bir de şey göstereyim. Mesela şurayı yanlışlıkla kapattınız. Veya bunu buraya aldınız. Böyle kaldı. Bunu buraya şuradan yere ekleyebilirsiniz. Pardon, bu eklenmiyor burada. Bakayım. Aynen, mesela bunu, bu burada kaldı. Bunu bir yerden ekleyebilirim. Tamam. Şimdi... Aynen. CTRL'e basıp ekliyorsun, ekliyorsunuz böyle. Şuraya da ekleyebilirsiniz. Veya mesela eski haline getirmek istiyorsunuz. Bir Windows Layout, Default Layout seçtiğiniz zaman eski haline gelir. Veya Alt D yaparak eski haline getirebilirsiniz. Benim video edit yaparken kullandığım şey şu. Yani video editing. Şu iki şeyi Alt D yapıyoruz hemen. Pardon, Alt D, Ctrl D dedi. Şurayı ve şurayı kapatıyorum ben edit yaparken. Pek işime yaramadığı için. Onun dışında siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz orayı. Şimdi şeye geçelim, şarkımızı atalım. Neredeydi o? Şuraya gelindiğimde tutorial diye açalım. Song buraya atalım. Bir kaçta başlıyordu? Şurada başlıyor. Burada başlıyor. Yalnız burada başlıyor mesela şarkı. Şarkıyı duymanıza gerek yok aslında. Yani şey olarak gerek yok. Şu an anlattığım için gerek yok. Onun dışında mesela şuradan şöyle bir giriş yapabiliriz. Şuradan sağ tıklayıp şu üst tarafa sağ tıklarsanız şöyle bir seçebilirsiniz. Daha iyi bir giriş yapmanızı sağlar şarkıya. Onun dışında ben hemen bir markerları ekleyeyim. Yani vuruşlardaki, vuruş yerlerindeki. Şöyle birkaç kez basayım. Bir sorun çıkmasın. Bazen kalıyor orada. Bizim 3 vuruşumuz olduğu için bu kadarlık bir kısa bir şey yapacağım. Şunu tam ayarlayın. Orası mesela tam neredeyse. Şurada ama şuradan başlıyor galiba. Şuraya alın. Burada zaten görürsünüz bir vuruşlarda veya sesin yükseldiği yerleri. O yüzden ayırt etmeniz kolay olur. Şurada. Şöyle de bitirelim. Şöyle bitirmeyeyim. Hani tam şarkının sözü bitsin yani. Kaldı. Mesela böyle daha iyi. Şimdi bunu ayarladık. Hemen CFX'imiz yani şeyimizi Leon 1 sitemize ekleyelim. Explorer kısmından buradan geri geliyoruz. CFX Leon 1 file. Bunu hiç kesmeyin. Yani şunu yapmayın. Şöyle ya da şöyle. Şu tarzı yapmayın. Çünkü burada şeyler var. Daha devam ediyor ses. Hafiften de olsa. Mesela şöyle göstereyim. Şurada şey sesleri var. Sıktıktan sonra işte yankı sesleri falan. Tabi bunu şarkıyla birlikte aynı yüksek seviyede kullanmayın. Bunu şarkıya göre kısın. Mesela bu ses Leon 1 sesine 7,9 yetecek mi bilmiyorum, bakacağım. Bunu şimdi CTRL'e basarak çoğaltıyorum yani aşağı doğru. Şimdi kontrol edelim. Bunlar, tabi bunları unuttum. Bu 7,9 değil de biraz daha 10,2 çıkıyor. Bu 10,2 fazla olduğu için şöyle sesini kısacağım. Şuradan bir kısacağım. Buradan bir kısacağım. Yok, kısamadım. 1,3 kıstım. Şuradan da bir kısacağım. Evet, şimdi dinleyelim. Bu da fazla oldu ya. 10 iyi miydi acaba? Hemen bir bakayım. Ona gelelim. Hatta ondan da fazla olabilir ki ses arka planda olması
olacağı için sesi vurgulamayın çok fazla. Bu da fazla. 12. 12'ye bakalım. 17. Yok, 17 yapacağız. Fazla kaçıyor bunlar. Bu da biraz çok az fark var. 12'yi yapacağız. Şöyle yapacağız. 12 yaptıktan sonra bunu 1,5 var mı? 5 var. 5 kısıyoruz. 1,5 1,5 5 ha. Böyle çok daha iyi. Bunu hemen kaydedelim. Olabildiğiniz kadar save yapın. Alışın save'e. Hani en ufak bir şeyde bile save yapın. Çünkü o yaptığınız ufak şeyleri unutabiliyorsunuz. Daha sonra hata verip kapandı mı. Şöyle bir giriş yapalım. Mesela vuruş tam nerede? Şurada vuruş yapıyor. Pardon. Şunu da keselim biraz daha şuradan. Tam burada vuruş yapıyor. Şöyle ekleyelim. Şunu şöyle çekelim. Hatta bu kadar fazla gelmeyelim. Şöyle gelelim. Bunu şey olarak aslında yapabilirsiniz. Burada mesela ilk de Twixter alarak, çünkü burada bir sürü Python'la sıkmış. O yüzden biraz kötü duruyor ama. Mesela şurada vuruyor. Direkt ikinci vuruşu bu şey şansımıza burada uymuş. Ama dediğim gibi mesela o üçüncü vuruşta kalıyor. O yüzden şey yapacağız. En basit yoluyla en basit yolu kesme yoludur. Mesela tam nerede vuruyor? Tam tek vurduğu yer şurada. Şunu kestikten sonra şunu şöyle çekersek olmaz. Doğru. Çekersek kayacak mı? Büyük ihtimal kayması lazım. Bir dakika. Aynen. Bu hızlandırma CTRL'e basarak hızlandırabilirsiniz. Mesela şuraya geldi. Şunu. Şöyle alabiliriz. Şöyle uzatıp hatta tam nerede bitiyor? Şurada bitiyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tabi bunu dikkat etmeniz lazım keserken. Mesela bunu atıyorum, bu şu an Luxville değil de Downtown'da 1 kilo olabilir. Bunu keserek dediğim gibi yaparsınız. Mesela burada bir Downtown'da bir tane vuruyor. Burada Lux bir tane vuruyor. Bunu burada mesela Midtown'da bir tane kill alıyorsunuz. Shytek veya da Leon 1'le. Bunu tek tek buraya ekleyebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. En kolay şekli budur. Yani keserek. Yani en basit şekli. Tabii biraz daha zorlaşırsak Velocity'ye geçiyoruz. Yani Science, Velocity Science'a geçiyoruz. İnternette bunu tutorial'ı izleyebilirsiniz. Sony Vegas Pro Velocity Science diye yatabilirsiniz. Ben size dediğim gibi anahtar kelimeleri paylaşacağım. Yani durumunu videonun altına yazacağım. Siz ona göre araştırıp yapabilirsiniz. Hemen buna mesela dediğim gibi buradan tek tek ilk açtığınızda yapın. Tek tek kontrol edin bu efektleri. Şu anda 10 bir dakika bekleyelim. Aynı zamanda video çektiğim için biraz fazla kasıyor. Hemen geldiği anda kaydedeceğim. Ne olur ne olmaz diye. Geldi şu an. CTRL-S yaptım. Şuradan C'ye bastığında bunlar burada bir sürü
şey çıkıyor. Buradan color correct'ı seçiyorum. Buradan önemli olan, mesela ben burada kaydetmiştim tutorial diye. Burada değişik değişik gece görüşleri eklemenize gerek yok. İlla bir böyle bir renk eklemek istiyorsanız, yani ekleyin de zaten. Güzel duruyor, cool duruyor daha çok. Şey ekleyin. Buradan color correct'a gelip görüyorum. O yüzden söylüyorum, yanlış anlamayın. Hani böyle gece görüşü falan ekliyorlar, böyle yeşil ekliyorlar veya karanmış bir şey ekliyorlar. Buradan illa renk ekleyeceksiniz. Ben bunu çok kullanıyorum. Gerçekten çok işe yarıyor. Buradan direkt renk ekleyebilirsiniz. Çok güzel renkler var. Mesela böyle hafif mavimsi. Daha cool duruyor. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Hatta mor. Mora kaçmışız biraz. Mesela bu rengi ekledik. Tamamen videomuza. Bunu hatta kaydedelim. Tutorial 2 diye, ben tutorial diye kaydetmiştim de, o yüzden bir sonu çıkmasın diye. 2 kaydedelim. Buraya ilk de gözükmez. Bir daha başka efekte geçip buraya geldiğinizde tutorial 2 diye gözükür. Bunu da bu videomuzda da atalım. Sonra şöyle yapalım. Şuraya mesela, onun dışında mesela bunu VST ekleyelim. Tam şuradan şöyle bir hafif bir yavaşlatma ekleyelim. Yani slow. Şöyle 24'e inmeyelim. 45 iyidir. Uzatalım böyle. Hatta birazcık daha şimdi 40'a çekelim. FPS biraz yüksek olduğu için bir sorun çıkmaz. Şöyle de yapalım. Sonra bunu kaydedelim. Zaten şu an herhangi bir sıkıntı yok. Pen crop yapmayacağım dedim. Bu anahtar kelimeleri paylaşacağım, internetten bulabilirsiniz. Onun dışında black bars'ı göstereceğim hemen. Black bars'ı şöyle şekilde yapıyorum. Pen crop tutorial'ı izleyebilirsiniz dediğim gibi. Şuradan çekiyoruz. Yakınlaştırıyorum yani. Herhangi şu hood'lar kapansın diye, şu cam tarafı falan. Şurayı da yakınlaştırayım. Şuradan çekip, yani şuradan seçtiğinizde ya da shift'e basarak otomatik olarak daha iyi bir şekilde küçültebilirsiniz, yakınlaştırabilirsiniz. Şurada seçili olacak. Bunu da seçtim. Sonra buraya insert new widget'i ekledim. Buna multiplayer mask yapıyorum. Media generator solid color white ekliyorum. Bunu videoya kadar küçültüyorum. Event pen crop diyorum. Şu ikisini kapatıyorum ve videoya geliyorum. Şuradan mesela şuna göre ayarlıyorum. Hemen bakacağım, siz videoda gözükmez büyük ihtimal. Tam ekran yapıp bakıyorum. Bu yeterli. Bunu delete yapıp şuraya şu keyframe'i en başa alıyorum. Ben black bars'ı bu şekilde yapıyorum. Yani yakınlaştırıp yapacaksam şurayı kapamayı falan, o tarz göstermek istedim. Mesela bu şu an videomuz bitti. Pek de daha fazlasını göstermek istemiyorum genel bir video için. En basit yöntemi budur. Bunun hemen render ayarlarına geçelim. Şurayı seçeyim. Şu kısmı seçiyorum. R'ye basıyorum. Bu bölgeye ekliyorum. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye, yani render'da. Sonra render as diyorum. Ben genellikle MP4 render yapabilirsiniz. Linkini vereceğim. MP4 render ayarlarını alıp videonuzda render ayarlarınızı 1 tutun. Videonuzda render ayarlarınız 1 olmazsa videonuz gözükmez, siyah ekran gelir veya açılmaz falan, o tarz sorunlar yaşayabilirsiniz. Açılmamın sebebi kodek de olabilir. Kodek atın, o yükleyin benim verdiğim kodeki. Buradan bakalım. He, tamam. Buradan main concept AVC böyle ACC kısmı var. AAC pardon. Burada MP4 gözüküyor zaten. Buradan internet HD diye var hatta. İnternet HD 720p. Buradan kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şuradan şunu 10.000 yapıyorsunuz. 2P'si işaretliyorsunuz. Buradan frame rate'inizi, buradan çözünürlüğünüzü ayarlıyorsunuz. Audio'ya gelip, pardon, project'e gelip buraya da best yapıyorsunuz. Burada hazır ayarlar var. Ben şimdi açayım, hatta göstereyim size. 60 FPS için mesela bu ayarları, pardon, bunu 10 yapıyoruz. Aynen. Bunu 10 yapıyoruz. 10.000, pardon, 10.000 yapıyoruz. Bu OpenCL değil, CPU oluyor yalnız. CPU olarak kaydınızı. Sonra burayı da best yapıyoruz. Audio zaten bu şekilde kalıyor. Bu ayarları kaydedebilirsiniz, durdurup.
Onun dışında ben dediğim gibi Avrilender yapıyorum. Ondan sonra bir converter programı var. Herhangi bir sıkıntı olmadan direkt kendi çözümünde converter'da bir çözüp kendi çözümünde FPS'ler gibi bozulma olmadan dönüştürebiliyor. Ama bu daha ileriki seviyeler için, yani ilk başlayanlar için kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü MP4 render gerçekten çok iyi bir kalite veriyor zaten. MP4 render yapın. Ben hemen bir evi render yapayım. 9940. Ben de uncompressed olacak o. Render diyorum. Çok kısa bir sürede render yapıyor. Avi MP4'e göre daha kısa bir süre olur. Avi olduğu için. Şunu da kapatayım. Gerçi bakayım internet gelmiş. Gelmiş olsa iyi olacak. Çünkü yavaş yavaş video bitirecek. Yani eğitim videosu aynı. Hemen bir tane Facebook açayım. YouTube. Bir daha Facebook aç. Buradan. Buradan kanalımda. Şunu açalım. Sonra şuradan DirectVSets'i de açayım. Almıştı. Şunu da açmam gerekiyor gerçi şu an. Bunları bir de şunu da açayım. Bir de şurayı. Şöyle bir şey yapayım. Tek tek açıklama olarak. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Benim kendi Facebook hesabından www.facebook.com/sktwitson hesabımdan soru sorabilirsiniz, ekleyebilirsiniz veya Facebook sayfamdan www.com/twitson sayfamdan ulaşabilirsiniz veya YouTube kanalımdan bana ulaşabilir, videomu izleyebilirsiniz, abone olabilirsiniz. www.com/ da şöyle göstereyim. Twitson pb. Bunu küçük harfle yazsanız bir şey olmuyor. Yine aynı sayfaya açıyor. Beni takip edebilir, beğenebilir, abone olabilirsiniz. Ek olarak biz bir tane video edit grubumuz var. Yani arkadaşlara takıldığımız. Buradan gelip sorular sorabilirsiniz veya videonuzu gösterebilirsiniz. Herhangi bir hata hakkında yardım alabilirsiniz. Bu grubun linkini de ben size vereceğim zaten. Onun dışında bir tane de ben Point Blank Editor grup diye bir grup açtım. Ya da Point Blank üzerine olduğu için, yani şey olarak Point Blank ile ilgili sorularınız olduğu için veya göstermek istediğiniz videolar, buraya da gelebilirsiniz. www.com/group/pointblank.eg diye. Bunun da linkini vereceğim hepsinin. Onun dışında render'ımız bitmiş. Open folder diyelim. Bunu ben şimdi MP4'e çevireceğim. Orayı hiç göstermiyorum kafanız karışmasın diye. Dediğim gibi bizi buradan takip edebilirsiniz. Onun dışında size önerim tutorial izleyin. Yani eğitim videosu, anahtar kelimeleri dediğim gibi videonun altında vereceğim. Tekrar söylüyorum. Video izleyin. Üşenmeyin. Üşengeç olanlar için. Veya en kolay, en basit yoluyla video şeyini gösterdim. Science'i gösterdim. Yani onun dışında biraz daha hafif zorlarını da gösterebilirim. Velocity ile eğer istek gelirse. Göstermek isterim, yani gösteririm, sorun değil. Dediğim gibi bana bu adreslerden ulaşabilirsiniz. Mikrofonum biraz kötü, sesim daha bir değişik çıkıyor, daha bir biraz cızırtılı çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın, özür dilerim. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakayım anlatmadığım başka bir şey kaldı mı, içimde kalmasın sonra. Keşke anlatsaydım dediğim. Bakayım. FPS kavramı çok iyi kavrayın. Gerçekten önemli. Grup. Bir de şeyden ulaşabilirsiniz. Ya da şey, eğitim videosu için. Sony Vegas eğitim videoları. Bu sayfadan da eğitim videoları izleyebilirsiniz. Bir sürü eğitim videosu bulabilirsiniz. Bunun da linkini vereceğim ben. Zaten burada yazıyor www.com/cvp.eğitim.
gittim tabi. Onun dışında bir şey kaldı mı? Büyük ihtimal kalmadı. Tekrardan teşekkürler izlediğiniz için. Takip etmeyi, abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Tavsiyelerinizi veya isteklerinizi YouTube videonun altına veya Facebook'ta durum olarak paylaşırsam durumun altına yazarsanız sevinirim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. İyi günler.